Artı hala elinde bir koz olarak daha ikinci bir paket ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini de etkileyebilecek bazı seçim yasası değişiklikleri yapma opsiyonu da var elinde. Yani şu anda hazırlığınızı yaptığınız şeyleri bir anda boşa çıkartabilecek bir son dakika hamlesi imkanını da elinde tutuyor. Yani dolayısıyla taktik olarak avantajlı. Ama bu riskli bir mühendislik. Çünkü bütün bunlar, bu hesaplar... Bunlar teorik. Erdoğan'ın söylediği şey var ya, hep hesaplar da hani bir başka hesap var, o başka bir şeye gönderme yapıyor, dini bir referansla, ama bu kadar çok hesap bazen de insanın ayağına dolanır. Siyasette de bunun çok örneği görülmüştür. Bu kadar çok fair play dışı, bu kadar kör gözüne hamleler beklenmedik. Tıpkı 16 Nisan'da olduğu gibi. Yani ne olacak, ne biteceği çok takmıyoruz. Bu kesinlikle artık tahmin edilebilir bir şey değil. Reaksiyonunu üretebilir. Muhalefet bu kadar zamanda kuramadığı zemini biraz da kamuoyunun veya işte sivil toplumun, diğer demokrasi güçlerinin filan da katkısıyla birdenbire çok temel ilkeler etrafında bir hava oluşturabilir. Tam tersi, bu muhalefeti bozma hamleleri birdenbire onu çok toparlayan ve onu aslında motive eden bir şeye de dönüşebilir. Bu risk de politik olarak yok değil. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Yani bunun şu ya da bu biçimde bir reaksiyon yaratacağından kuşkum yok. Ama reaksiyonun örgütlenebilip sonuç alabilir hale dönüştürebilmesi biraz aktörlerin yeteneğine bağlı. Açıkçası burada aşırı erken hamle muhalefeti çok zor durumda bırakmış görünüyor. Yani oldukça sıkıntı yaratacak şeyler var. Bunun aşılabilecek formülleri yok değil. Yani İYİ Parti'yi seçime sokmazsa zaten konuşulmakta olan Saadet'in bir taşıyıcı parti pozisyonuna geçmesi mümkün. Akşener'in ortak aday olarak bağımsız işte 100 bin adayla yine İYİ Parti'nin Akşener üzerine kurduğu stratejiyi bozmayacak bir formüle dönüştürülmesi belki mümkün olabilir. Buna benzer şeyler üretilebilir tabii ki. Ama bunun için çok, bunu anlatmak için zaman sıkıntısı çok bariz muhalefetin önünde.